9 mm merminin çelik tencere üzerindeki etkisi, bu arada bu kalın bir çelik tencere, yani ince bir çelik tencere değil. Yan girişlerde çift taraflı giriş çıkışlar söz konusu. Yani 1 milimetre, 2 milimetre çelik tencereyi çift tarafı deliyor. Altı tabii ki daha da kalın. 4-5 milimetre. onu da deliyor geçiyor rahatlıkla. Bakın şöyle deformeleri görüyorsunuz. Şuradaki yırtmış yani burayı çarptığı yerleri. Hani içeri girdikten sonra da durum vahim. Ee, yani en güçsüz tabanca mermisiyle bile kesinlikle hiçbir şaka yapılmamalı. Yani bir canlıya e, atılmamalı bence. Yani avda da bence avda da kullanılabilir bu rahatlıkla. Sen bakar mısın şuradan şurayı delip şöyle geçmiş yani aynen bakın şöyle uyuyor. Dehşet. Buna yaklaşık ben 20-30 tane mermi attım. Yakın mesafeden de atmadım ayrıca. 30 metreden 50 metreden attım. Tabi şurada delemeyenler de var mesela esnemiş. Şuradan mesela geçmiş şuraya çarpıp sıyırmış. Bir de buraya vurmuş şu çok değişik şeyler de var nereden giriyor şuradan yok buradan değil şuradan girmesi lazım şöyle girmiş şurayı sıyırmış iki tarafta bakın yamultup çıkmış kesinlikle bunlarla e, maganda atışı gökyüzüne atış e, ya da yani denk gelmez diyerek böyle belli bir yaşamın olabileceği yerlerde kesinlikle tabancayla atış yapılmamalı e, ateş ettiğimiz yerin arkası mutlaka toprak olmalı e, insanlara gürültü vermeyeceğimiz rahatsızlık vermeyeceğimiz yerler olmalı e, söyleyeceklerimiz bu kadar e, öz kursan poligonla ilgili de çok az bir bilgi vereyim yani benim favori tabanca mermi mermi oldu şu anda öz kursan poligon evet gücü düşük gücü düşük ama ee, çok seri atılabiliyor. Yani bilmiyorum bu bu seride bir geliştirme mi yaptılar? Yani şu kodeks renginde çelik yani nikel mi artık nedir kovanı? Ee, bu seride bir geliştirme yapılmış. Bunu atması inanılmaz zevkli. Kesinlikle normal atıcı arkadaşlarım tabancasını yormayan bu gibi mermilerle atış yapsınlar. Ben artık hani elimde çok fazla para bölüm mermi de var ama atmamaya özen göstereceğim. Yani MK olsun. Sterling olsun. Elimde var ama e, yani poligonla karşılaştığında bunlar kesinlikle güçlü. Bu eski zaten. Bunlar poligona karşı kesinlikle güçlü ve tabancayı hem bir elinizi hem şöyle göstereyim tabancayı tutarken seri atımda hem elinizi hem de tabancanızı yoran mermiler. Hani çok atmazsanız alın atın ama bence çok atmaya gerek yok. Tabii görev amaçlı atan insanlar hani buna alışması lazım. Buna atması lazım. Poligon değil. Ama biz normal insanlar hani kullanıcılar poligon gayet yeterli olacaktır yani. Bunu söyleyeyim. Bunlara çok da aslında gerek yok yani bizim için. Normal atıcılara selam olsun.